başkanımızı davet etmek istiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu. Harika görünüyorsunuz. Keşke orada ben otursam da birini buraya alsam dermişim. Hoş geldiniz başkanım. Kim gelmek ister benim yerime? Herkes elini kaldırsın ya. Herkes ya, herkes. Ha? Süper. Herkes elini kaldırsın yani buraya ben gelmek istiyorum diyen çok genç olmalı. İleriye dönük. Başkanım, öncelikle bu güzel ortamda bizi ağırladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Gazhane gerçekten muhteşem bir yere dönüşmüş. Ne mutlu bize. Onun için bir kere bir İstanbul olarak size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ben de seninle olmaktan çok mutluyum bu. Estağfurullah. Estağfurullah. Harika olacak inşallah. O zaman ben sizi yerinize alayım tamam. İstiyorsanız. Tamam. Şöyle alacağım sizi. Böyle mi? Evet, tamam. Şöyle alacağım. Okay. Şimdi oyunumuz başlayacak başkanım. Zor sorulara geçeceğiz. Okay. Ama zor sorularla sizi terletmeden önce böyle tatlı bir oyunla başlayalım istedik. Oo, güzel. Evet, bir 10-11 soruluk böyle hızlı bir oyunumuz var. Tamam. Sırayla sorular gelecek. Ekrandan biz de göreceğiz. Tamam. Ve arkadaşlarımızın cevap vermelerini isteyeceğiz. Okay. 6-7 tane sorumuz bilgi sorusu gibi, tahmin sorusu. Bir sevimli dostumuz da bizimle birlikte. Oyunun bir parçası değil. Oyunun bir parçası değil. Çok tatlı sürprizi İstanbul'un. 3-4 tane sorumuz da tercih sorusu. Onların tercihlerine yönelik sorular. Tamam. Bir eğlenceli bir oyun. Sence Ekrem İmamoğlu YouTube'da en son hangi videoyu izlemiştir? A. Uzi, Cindy, Danla Bilic, Ece Seçkin'le makyaj değil rengarenk pastalar yaptık. Kuruluş Osman 3. sezon fragmanı. Jamal'a 1944-2016 Eurovision finali. Hangisini izlemiş olabilir Sayın Ekrem İmamoğlu? Bir tahmin yapmanızı istiyoruz. 10 saniyeniz kaldı. Çok zaman geçirir misiniz böyle boş zamanlarınızda? YouTube'a bakıyorum. Farklı sebeplerle ama şimdi şey vermeyeyim. Tüyo vermeyeyim. Süre doldu. Jamal'a 1944-2016 Eurovision finali 45 kişi doğru cevap verdi. Tebrik ediyoruz doğru cevap veren arkadaşlarımızı. Bu arada bu oyunun sonunda ilk 3'e giren arkadaşlarımıza İstanbul kitapçısından... Yani ben merak ettim nasıl tahmin ettiniz Jamal'a yani... Google'a girmeye zaman da olmadı ama Google'dan evet, bakmış olamazsınız. İlk 3'e giren arkadaşlarımıza hediyelerimiz olacak. İstanbul kitapçısından hem hediye çekimimiz olacak hem de benim tebrikler kovulduğunuz kitabımı ben arkadaşlarıma hediye etmek istedim. Evet, skor tablosu gelsin. En hızlı cevap veren Mel kullanıcısı. Mel kim arkadaşlarımızda? En hızlı cevap vermişsiniz. Bravo. Bravo. Nereden bildin? Tahmin ettin. Harika. Ya şöyle, Jamal'ı ben yeni keşfettim ve dinledim. En son onu dinledim. Hatta hemen 7-8 arkadaşıma da yolladım. Çok etkilendim. Çünkü 1944 diye bir şarkısı var. Ve Kırım Türklerinin aslında, evet. Kırım Tatarlarının bir göç hikayesi. Ve bir aslında orada bir 1944'teki bir zulüm var. Ve o zulmü yaşayan ailenin de bir artık Drama. Kızı torunu Drama. Diyebiliriz Jamal'a. Bu arada Jamal'a Cemile. Evet. Yani diyebiliriz. Çok etkileyiciydi. Hatta şöyle söyleyeyim. Eşimle dedim ki ya şunu bir daha beraber dinleyelim. Böyle ikimiz dinledik birbirimize baktık. Ya. İkimiz de gözleri nemliydi. Çok etkilendim. Eurovision'da da birinci olmuş. 2016. Biz tabii Eurovision'u epeydir izlemiyoruz. O da evet, ilginç bir boykot. Neyse. Hayırlısı. İnşallah. Ben yine umutluyum ama. Vallahi, Eurovision'a inşallah evet, göreceğiz. İnşallah. Bir sonraki sorumuz gelsin hemen. Bir sonraki sorumuz geliyor. 2019 yılında cirosu 1 milyon lira olan ve kapatılması düşünülen Tarihi Haliç Dershanesi'nin şu anki cirosu nedir? 5 milyon TL, 40 milyon TL, 125 milyon TL, 80 milyon TL. Evet, bu çok önemli bir kazanım İstanbul'a ve şu anda orada vapur değil mi yapımları çok. Devam ediyor. Deniz taksiyi yaptık. Deniz yeni, taksiyi yeni zaten orada yapıldı. Hatta. 125 milyon TL doğru cevaptı. 33 arkadaşımız doğru cevap verdi. Muhteşem. İstanbul'a yeni gelmenize rağmen bu kadar hakim olmanız şahane bir şey. Nereye gidiyor? Evet. Gerçekten çok iyi. Skor tablosu yine gelsin. İcral İpekli öne geçti. 1830. İcral bravo. Tebrik ediyoruz seni. Devam edelim. Mel ilk 5'te bile değilsin şu an. Yanlış cevap verdi belki de. Evet, Ekrem İmamoğlu hangi üniversiteden mezun olmuştu? İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi. Evet, hadi bakalım. İstanbul, Marmara, Doğu Akdeniz, Hacettepe. Mezun olmuştur diyoruz. Evet, 10 saniyemiz kaldı. Bakalım sıralama değişecek mi yine? Her soruda sıralama değişse ne kadar heyecanlı olur. Ben de heyecanlandım. İstanbul Üniversitesi diyen 51 arkadaşımız bildi. Bayağı şaşıran arkadaşlarımız oldu burada. Evet, sıralamamız gelsin.
Rana 2770 puanla. Rana kim? Kim Rana? Rana, tebrik ediyoruz seni. Her soruda değişiyor sıralama. Muhteşem. Yalnız yaklaşık olarak üçüne de doğru cevap verdi gibi oluyor Rana. Evet. Harika. Süresi işte süreleri birazcık belirliyor sıralamayı. Yani puanları da evet. Koyunca. Bir sonraki soru. Öğrenci aylık abonman ücreti en ucuz şehir İstanbul'dur. Önermesi doğru mudur, yanlış mıdır? Bunu oylamanızı istiyoruz şimdi sizden. Yine bilgi içeren bir soru. Bu da puanlamaya dahil olacak. 17 saniye kaldı. Evet. 79 kişi doğru cevap vermiş. En ucuz şehir İstanbul'da olacaktı. 4 kişi yanlış cevap vermiş. O 4 kişi nerenin daha ucuz olduğunu düşünüyor? Onu programdan sonra ayrıca konuşalım. Sıralama gelsin lütfen. Sıralama gelsin. Neslihan Ceylan 3696. Neslihan Ceylan sürekli değişiyor sıralama. Muhteşemsin Neslihan. Bakalım kim ilk üçte bitirecek. İstanbul'da sahillerde mangal yapmak serbesttir. Doğru mu, yanlış mı? Evet. Yine çok önemli bir sorun olabilecek bir konu İstanbul'lu için. Acaba mangal yapmak şu an serbest mi, yasak mı? Yani serbest mi, önemlisi doğru mu, yanlış mı? Bunu cevaplamanızı rica ediyoruz sizden. Son 10 saniyeye girdik. Bakalım bu sıralamayı değiştirecek mi? Evet. İstanbul sahillerinde mangal yapmak serbesttir. Doğru, yanlış. Yanlış olacak çünkü artık serbest değil. Değil. Daha önce maalesef serbestti. Artık serbest değil. Bunun için de çok teşekkür ediyoruz size başkanım. Ya mangala karşı değilim. Evet. Ama yani böyle bir kamusal alanda mangalın, yani bir kişinin zevki ya da bir grubun zevkinin binlerce insanı rahatsız etmesi kabul edilebilir bir şey değil. Evet. Dolayısıyla yani evde pişirebilirler. Piknik yapabilirler, oraya getirip sıcak sıcak, şimdi sıcak tutan kaplar da var. Dolayısıyla ama orada mangal, kömür vesaire gerçekten hem kötü bir manzara hem insan sağlığına zararlı. Onun için hiç pişman değilim. Affetsinler beni mangal severler ama evet, yapacak özellikle bir şey. Bu 6 arkadaşımız kusura bakmasınlar diyoruz. İstanbul'da hangi tür müzik festivalinin yapılmasını isterdin? Rap Hip Hop Festivali, Rock Metal Festivali, Hip Hop Festivali, Blues Jazz Festivali. Sıralama artık en sonda gelecek. Oyunun sonunda gelecek. Evet. Bunlar çünkü tercih soruları, bilgi soruları değil. Evet. En çok Rock Metal Festivali talebi var sevgili başkanım. Mutlak dikkate almalıyız. Yani şu cevapları mutlak dikkate evet. almalıyız. Rap evet. mesela ikinci sırada. Ben ona şaşırdım. Blues Jazz üçüncü sırada. O da beni dördüncü olmasına mutlu etti. K-pop da dördüncü sırada. Onu da artık bir ara yapabiliriz. Yapacak yani. Bir şey yok. Bir sonraki sorumuz gelsin lütfen. Sonlara geliyoruz. Ha, bu şimdi serbest kelime bulutu. Belediye başkanı sen olsan ilk icraatın, projen ne olurdu? Hemen bir kelimeyle bize yazmanızı rica ediyoruz. En çok çıkanları böyle toplayacağız. Bu da böyle ucu açık bir soru gibi bir şey. Evet, çok güzel arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum gerçekten. Bu kadar temel ve bu kadar basit kelimeler kullandığınız için hemen birkaç tanesini söyleyeyim. Öğrenci yurdu tabii ki geliyor. Havuz yaptıracağım diye bir şey gelmiş. Film fonu gelmiş. Yoksulluğu yok etmek. Yurt dışı turu bedava olacak o herhalde. Hayvan hakları yasası, kültür sanat konser, ücretsiz kültür kart, sanat, trafik, yeşil alan, uçan otobüs gelmiş. İnşallah sevgili dostum görürüz. Öğrencilere çalışma ortamı sanırım. Yurtlar geliyor. Genelde benzer şeyler. Kültür, sanat, mülteci yollardım. Teknoloji, ulaşım, kule. Genel eğitim en çok gelmiş. Eğitim alanında en çok destek istiyor evet. arkadaşlarımız. Yurt, burs ve kültür sanat. Evet. İçinde zaten küçük olanların da içinde burs ve yurt var. Var. Birkaç tane. Demek ki böyle eğitim, yurt, burs. Evet. Kültür sanat da etkileyen var. Böyle at başı diyebiliriz evet. yani. Dolayısıyla son zamanlardaki zaten yapılan evet. hizmetlerde ne kadar doğru hizmetler olduğu da aslında şey. Görülüyor. 65 milyar dolar bütçen olsaydı İstanbul için hangi konuda yatırım yapardın? Burada bir Kanal İstanbul göndermesi seziyorum. O bütçeyi nasıl kullanırdım? Arkadaşlar da yazarmış Kanal İstanbul. Kesin bence çıkabilir şu an. Küçük tatlı trollemeler olabilir tabii ki hocamızda. Onlara da açığız her türlü trollemeye. Yani bu kadar trollün olduğu yerde bir troll ruhu bulaşmış olabilir diyorsun. Hepimize. Kentsel dönüşüm, yine eğitim, ulaşım, daha çok gazhane, metro, tarihi mekan, 5. köprü demiş birisi. 4 önce olması sanırım gerekiyor. Hadımköy için ulaşım, meydan yatırımı. O yurt dışına gitmek isteyen ısrarlı.
İstanbul'da olmazdım demiş bir tanesi. Fenerbahçe'ye yatırım, burs, daha çok kasane, deprem sorunu, Kanal İstanbul, evet, ulaşım, evet, şehir bölge planlama. Evet, benzer şeyler gelmiş. Evet. Kesin sonuçları görebilir miyiz? Bilgi içeren soruların kesin cevaplarını görebilir miyiz? İlk üç. Evet, Nihan Ünsal üçüncü oldu. Kim Nihan Ünsal? Hangi arkadaşımız? Harika. Nihan'cığım, tebrik ediyoruz seni. Hem İstanbul Kitapçısından hediye çeki, hem de bir adet Tebrikler Kolunuz kitabı. İkinci arkadaşımız Arda. Arda, hangimiz Arda? Arda, Arda, tebrik ediyoruz sevgili dostum seni. Birinci de Neslihan Ceylan oldu. Neslihan nerede? Neslihan, seni de çok tebrik ediyoruz. 72 kişiyi biraz kızdırayım. Kızdırın. Üç arkadaşla ben bir yemek yemek istiyorum. Oo, harika, harika, harika. Kazananları bir kez daha kutluyoruz. 50 yaşından büyük olmak nasıl bir duygu ve gençlere bakınca kıskanıyor musunuz? Güzel. Aile içinde de bir tartışma konusu. 50 yaşından büyük olmak sıkı bir olgunluk. Yani sıkı bir olgunluk. Ama en çok keyif aldığım şey tahminen böyle beni gören, özellikle benden büyükler, bazen gençler, beni böyle 5 yaş, 10 yaş, hatta 15 yaş küçültenler oluyor. Dünyanın en mutlu insan oluyorum. Güzel bir şey. Ama her yaş güzel. Her yaşı doya doya ve mücadeleyle yaşadım. Keyifli yaşadım. Pişman olduğum hiçbir anım yok şu ana kadar. İnşallah da hiç olmasın. Hiç kimsenin olmasın. Gerçekten dolu dolu, keyifli. Çok çok böyle ne diyeyim, mücadeleci, 24 saati dolu dolu yaşayan, uykusunu az tutan, bu iyi bir şey mi bilmiyorum ama öyle bir yaşamım oldu. Mutluyum yani, 50 yaşına gelmiş olmak keyifli. Bir 50 daha yaşarsak ne güzel olur, belli mi olur valla? Bir kıskançlık yok yani. Bir kıskançlık yok. Ama tabii Allah bilir. Umarım sağlıklı, huzurlu, mutlu. Başta ülkemizin, şehrimizin ve bütün dünyanın güzel günlerini yaşarız ilerleyen yıllarda. Son olarak sen 50'ye gel de görürsün. Oo, çok güzel kapanış oldu. Çok güzel kapanış oldu. Peki, Kerem Mazman. Elif'ciğim teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Seni de yemeğe davet edeceğim. Güzel. Eyvaş, benim üstümde sorumluluk oldu. Benim buradan soruları iletmem. Twitter'dan gördüm sizde. Hani açılışta da bulunduğunuz. Bunları biz kullanabilecek miyiz? Yani öğrenciler de kullanabilecek mi? Fiyatları konusunda onu merak ettim. Evet. Şöyle bir avantajı var. Bu öğrencilere denk düşer mi emin değilim ama 10 kişilik olduğu için belli noktalarda belli birikmeler olduğunda bir deniz taksiden deniz dolmuşa dönme pozisyonu doğabiliyor. Yani örneğin 10 kişi birden varsayalım ki işte Beşiktaş'tan Kadıköy'e gidecek. 10 kişi birden bindiğinde, paylaştığında makul ücretlere iniyor ama bu bir toplu taşıma ücreti değil. Farklı çalışmalarımız var. Yani ucuzlatmak konusunda gelecekte elektrikli deniz araçlarına yoğun çalışıyoruz şu anda. Ama bunlar zaman alacak. Bir yandan bu tür araçların ucuzlaması, daha kullanışlı hale gelmesi önemli. Ama ben bir başka ekonomik paradoksu dile getirmek istiyorum. Gelirimizin yükselmesi lazım. Yani biz şu anda ne yazık ki geliri yüksek bir ülke konumunda değiliz. Ne yazık ki. Şimdi siz göreve geldikten sonra çok fazla hizmet yaptınız ve gerçekten birçok değişimi de görüyoruz. İşte en çok metro yapılan şehir olduk. Kültür sanat alanında birçok şey yapıldı. Sosyal dayanışma anlamında fatura yardımlaşmaları yapıldı. Birçok kreşler, yurtlar, çok güzel şeyler yapıldı. Şimdi size oy verenlerin, siz seçildikten sonraki çekincesi şuydu. Meclis çoğunluğu başka bir partide olduğu için acaba Ekrem İmamoğlu'nu çalıştırmayacaklar mı? Yapmak istediklerini yapamayacak mı? Bu yaptıklarınız arasında, yani bu yaptı şimdiye kadar yaptıklarınızda meclisin desteği de oldu mu? Olmaz olur mu? Tabii. Yoksa meclise rağmen mi yaptınız? Yoksa yapıldıysa meclise de mi teşekkür etmeliyiz? Ediyoruz zaten. Hı-hı. Yani ben bir karar alındığında diyorum ki teşekkür ederim. Hı-hı. Bunlar yapıldı, çıktı. Ama gecikmemesini de istiyoruz. Hı-hı, yani bir konuyu meclise getirdiğimizde onun bir ayda çıkması var. Bir de 6-7 ay, 8 ay, 10 ay beklemesi var. Bunlar hoş değil. Yani biz otobüsleri yenilemek istiyoruz. Ve bazı İstanbul'daki bazı yatırımların orta ve uzun vadeli borçlanmalarla daha yapılabilir pozisyonu var. Çünkü rakamlar çok yüksek. Evet. Yani maliyetleri çok yüksek. Örneğin metro bunlardan bir tanesi.
Örneğin yüklü sayıda otobüs alımı bunlardan bir tanesi. Ama mecliste karar alınıyor da işte atıyorum yatırım dairesinde, Cumhurbaşkanlığında bir yıldır bekliyorsa hoş bir durum değil bu. Yani biz halbuki daha hızlı hareket etmiyoruz. Çünkü İstanbul'un acelesi var. İstanbul büyük bir metropol ve eksiği çok fazla. Yani özellikle ulaşımda, özellikle metro gibi konularda gecikmek istemiyoruz. Ama yapıldığı zaman da valla ağız dolusu teşekkür ederim. Yani hiç sorun yok. Ederim, etmekten de keyif alırım. Zira İstanbul hepimizin, yani hizmet edeceğiz. Ama bu gecikmeler veya bazen bu konuların reddedilmesi, taksi meselesi bunlardan birisi. Yani siyaset yapılacak işler değil bu işler. Evet. Orada siyaset yapınca halka biz anlatıyoruz. Ve halka anlattığımız zaman karşılığını aslında siyaseten bunu engelleyenler kötü bir biçimde alıyor. Doğru. Ya ben kendilerine söylüyorum. Yani bu sizi siyaseten yaralar, yapmayın. Halbuki ben farklı davranırım yani. Ben farklı davranırım. Davrandım da geçmişte. Ve o bakımdan onay verildiğinde, desteklendiğinde doğru işlerimiz, ben teşekkür ediyorum, söylüyorum da bunu. Ama onay verilmediğinde de çıkıp vatandaşa anlatıyor. Tabii ki. Tüm gençler yurt dışına çıkmak istiyor. Ben de düşünmüyor değilim. Çünkü sebebi Türkiye'de artık iş imkanı bulamamak. Ve bulunsa da çok az maaşla çalışmak. Buna yönelik çalışmalarınız var mı? 300 binin üzerinde 18-25 yaş arası İstanbul'da okutamadığımız, meslek sahibi yapamadığımız gencimiz var. Bakın 300 binin üzerinde okutamadığımız, meslek sahibi yapamadığımız gencimiz var. Vahim bir durum. Çok. Avrupa'da bazı ülkeler var. Genç sayısı o kadar zaten. Yani ve biz sadece İstanbul'da böyle bir sıkıntılı ortam var etmişiz. Şimdi tabii bu bahsettiğin şey Emre bir ülke politikası meselesi. Ama bizim de elbette elimiz kolumuz bağlı duramayız. Çalışıyoruz. Ne için? Ne yapmaya çalışıyoruz? Yani bu şehrin daha hareketli. İstanbul Türkiye'nin lokomotifi, bunun farkındayız. Motor gücü. Ve İstanbul'da yapılan her iyi şeyin bu ülkeye de pozitif olarak yansıyacağını da biliyoruz. O bakımdan bu şehirde iyi eğitim koşullarını sağlamak, insanların gelişimine katkı sunmak, kreşleri kurma çabamız buradan, gençlere burs vermemiz buradan, sizlere yurt imkanı sağlama çabamız bu sebepten dolayı. Tabii işin bir de tabii ekonomik boyutu var. Bu iş zincirleme aslında devam eden bir süreç. Türkiye'de doğru meslek sahibi yaparak, doğru sektörlerin gelişmesine katkı sunarak yeni bir Türkiye modeline ihtiyaç var. Türkiye'nin şu anda kesinlikle ekonomik sorunlarının aslında altyapısında plansızlık var. Stratejisi yok. Yani bizim gençlerimize ne vaat ediyoruz biz? Tarım mı, sanayi mi, teknoloji mi? Yaratıcılıklarını öne çıkaran hangi hamleleri ön planda tutabiliyoruz bu ülkede? Ki yaratıcılık ve buradan doğacak özellikle girişimci alanı dünyada en birinci sıra gençlerin ilgi duydukları alan. Şimdi bu tür işlere ülke olarak adım atmamız gerekiyor. Biz de özellikle startuplara imkan veren gençlik merkezlerini kuruyoruz. Bütün bunlar yürüyor. İstanbul'da göreceksiniz. Aslında bu da bir startup alanı. Yani gördüğünüz gazhanede bile buna imkan tanıyan mekanlarımız, ortamlarımız söz konusu. Ama bu iş bir ülke politikası meselesi, bir değişim. Şunu söyleyeyim. Türkiye'nin enerjisi yüksek olduğunu hepimiz kabul edelim. Türkiye fırsatları yüksek bir ülke. Ama bu ülkede özgürlüğü, demokrasiyi, adaleti her kademesinde var etmemiz lazım. İnsanların birbirine üstünlük kurma diye bir çabası olamaz yani. Neden dolayı olamaz? Şundan dolayı olamaz. Kimliği üzerinden, yaşam biçimi üzerinden, siyasi görüşü üzerinden birbirine üstünlük kurdukları bir atmosferi kesinlikle reddetmeliyiz. Tam tersi özgürlüklerin var olduğu, liyakatın var olduğu, sistemin çalışanın başardığında elde edebileceği bir sisteme dönüştüğü bir ülke oluştuğunda orada işte gençler bütün emeklerinin karşılığını alırlar ve bu ülke zenginleşir. Bu çok net. Ve o girişimci, o enerji ruhunu ben bütün gençlerimizde görüyorum. Bizim gibi yöneticilerin de sorumluluklarını dediğim gibi belediyeler seviyesinde bu işin %10'unu halledebiliriz. Ama ülke yönetiminin en az %90 sorumluluğu var. Bu alanı çözebiliriz ama şu an atmosferden ben
açıkçası memnun değilim. Bir değişim şart. Benim sorum, ben Beşiktaş'ta kalıyorum. Evlerin yüksek, yani yaşları çok fazla. Evler eski, dışlarında çatlaklar var. Hani ben evde yaşıyorum ama eve çıktığım günden beri 3 kere evi baştan boyattım. Su basıyor. Hani evin eksikleri var. Binanın dışında sorun olduğu belli. Kentsel dönüşüme gidiliyor biliyorum. Mahallede kentsel dönüşüm için dışına çitler çekilen binalar var. Ama tamamı ne kadar sürede hani kontrol altına alınır? Onunla ilgili bir sorun vardı benim. Sevgili Arda. Başkanım ben de bir ekleme yapabilir miyim? Benzer sorularımız var Arda'yla. Evet, teşekkür ediyoruz Arda. Eski binalarda bir de tabii şöyle bir problem var. Benim oturduğum bina da çok eski bir bina. Orada oturan insanlar, büyüklerimiz bazen işte bu test yaptırma, etüt yaptırma konusunda çekimser olabiliyorlar. Evlerinin değerinin düşeceği ya da bir problem çıkarsa ne yapacaklarını bilmedikleri için. Onunla ilgili nasıl bir çözüm bulunabilir? Şöyle... Biz İstanbul'da bir süreç başlattık ve neredeyse 100 bine yakın binayı test ettik şu ana kadar bu sene içerisinde. 100 bine yakın bina. Aslında bir nevi yerinde tespit yaparak bir oranlamayla İstanbul'daki olası bir depremde ne yazık ki çok hasarlı hale gelebilecek yapı miktarını tahmin edebilir duruma doğru gidiyoruz. Ve bu çok sıkı bir rakam. Yani şöyle ifade edeyim size, 150 bin binanın bina, konut değil bu. Yani 150 bin binanın üzerinde bir sayıya doğru gidiyor. İstanbul'daki bir büyük depremde büyük hasar alabilecek yapı miktarı. Bu büyük bir rakam. Çok. Büyük bir sayı. Dolayısıyla bu iş... Arda'nın dediği gibi kentsel dönüşüm vesaire tamam, herkes bir çaba içerisinde. 99 depreminden sonra farkındalık büyüdü bu alanda ve o alanda büyüdükten sonra herkes bir şeyler yapıldı. Yapılanları asla küçümsemiyor. Ama İstanbul'la ilgili ürkütücü bir istatistiği paylaşmak zorundayım. Yani son 20 yıldır İstanbul'da yapılan kentsel dönüşüm politikaları üzerinden ne kadar övünürse övünürsün, biz İstanbul'un yenilenmesi için çalıştığımızda 80 sene, 100 sene ihtiyacımız var. Yani 80 senede İstanbul zaten başka sorunlar, yeniden eskiyen yapılar, yaşlanan yapılarla karşı karşıya. Büyük bir seferberlik başlatmamız lazım. Yani az önce bir soru soruldu ya, 65 milyar dolar olursa ne yaparsınız diye. 65 milyar dolar bu İstanbul'un kentsel dönüşüm sorununu çözüyor. Bizim kanala manala ihtiyacımız yok. Bizim insanlarımızın huzur içinde, güvende yaşadıkları binalara ihtiyacı var. Dolayısıyla kimsenin evini bedava yapamazsınız. Bu mümkün değil. Ama insanlara sıfır faizli, efendime söyleyeyim makul vadede geri ödeyebilecekleri bir takım imkanlar, finansal imkanlar sağladığınızda, garanti verdiğinizde, yapısal anlamda onları desteklediğinizde, bina yapımı vesaire de bu iş çözümlenebilir. Ama tahminimize göre yani bu iş 15-20 yıl içinde çözülebilir. Tümden çözülebilir. Ama konsantrasyonumuz bu olması lazım. Bu işi bir ilçe belediyesi, Kadıköy sınırlarındayız. Kadıköy Belediyesi ya da İstanbul Büyükşehir Belediyesi ya da ülkemizin bir bakanlığı çözemez. Topyekün bir mücadele. Hep beraber. Bir sivil erkin de içine katıldığı, finans sektörü, yapı sektörünün içine katıldığı bir seferberlik süreci bu işi 15-20 yılda çözebilir. Başka türlü çözülmez. Rant tabanlı da olmaz. Bakın hemen şurada çok yakında Fikirtepe var. Fikirtepe İstanbul'un utanç verici bir alanına dönüştü. Yani binaların yığıldığı ve insanların yaşayamayacağı şekilde ki 10 seneyi aşkın süredir yapılıyor ve bitmedi. Birkaç sene daha, en az 6-7 sene daha sürecek. İnsanların kentsel dönüşüm hayali kabusa dönüştü orada. Belgeseller var, lütfen izleyin. Dolayısıyla rant odaklı değil, insanların, bakın çevremizde dönüşüm bekleyen binalar var ve biz bu alana çalışıyoruz. Biz insanlara şunu vaat etmiyoruz. 5 kat yerine 10 kat yaparız, size de daha öyle bir şey yok. İstanbul böyle bir yükü kaldıracak şehir değil. İstanbul 16 milyon İstanbullu diyoruz. 2,5 milyona yakın mülteci var bu şehirde. Ben bunu söylemiyorum. Yani araştırmalar bunu söylüyor. Ve turistiyle vesairesiyle neredeyse 20 milyonluk bir kent yönetiyoruz. Bu şehre
nüfus pompalayamayız artık. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla nüfusu arttıran bir modelle kentsel dönüşümü yapamayız. İnsanlara makul finans avantajları sağlayarak, onların bina yapmalarına teknolojik anlamda katkı sunarak, güvenilir kurumlarla aracılık yapıp onların teminatlarını sağlayarak bu şehrin hızlıca dönüşmesine bütün sektörlerin içine katılımıyla sağlayabiliriz. Ve biz burada özellikle çalışıyoruz. Tabii ki dediğim gibi her konunun aslında bir o topyekün dediğimizde işte ilçe belediyesi, şehrin büyükşehir belediyesi, bakanlık, hükümet, maliye, sektörler hepsinin bir araya gelip bu süreci yönetmesi lazım. Özellikle Z kuşağı problemi bütün taraflarca, bütün siyasi partilerce geniş bir çerçevede tartışılıyor. Z kuşağının sizin üzerinizde böyle bir baskısı ya da sorumluluğu var mı? Siz Z kuşağı hakkında ne düşünüyorsunuz ve ne gibi somut adımlar atmayı planlıyorsunuz? Sadece siyaseten değil, Z kuşağının geleceği adına gerek bilimsel, gerek kültürel ya da sosyal ne gibi politikalar gitmeyi düşünüyorsunuz? Teşekkür ederim. Evet. Öncelikle Mert şöyle bir tanımlama yapmak isterim soruna ilaveten. Yani Z kuşağı problemi değil, Z kuşağı analizi diyelim adına. Çünkü Z kuşağı problemi diye tanımlarsak yanlış olur. Analizi yapmak zorundayız. Ciddi bir nüfustan bahsediyoruz. Önemli bir, karakterli bir nüfustan bahsediyoruz. Altını çizmek istiyorum. Ben açık ve net söylüyorum. Z kuşağı diye tarif edilen nesilden ben gurur duyuyorum. Yani çok net. Size karşı bunu söylemiyorum, daha önce de söyledim. 12 yıllık siyasi yaşamında inanılmaz derecede etkilendiğim iki şey var, çocuklar ve gençler. Ve hala bu enerji devam ediyor. Kararlılık, durumun farkındalığı, siyasetle ilgili gözükmüyor, yani gözükmüyor ama siyasetle ilgililer. Kimin ne yaptığı konusunda netler, bu konuda görüşleri var, cesaretleri var. O bakımdan sadece fırsat bekliyorlar. Yani fırsatın onlara gelmesini kolluyorlar. Bu konuda bizim tabii Z kuşağı dediğimiz kuşakla ilgili elbette yaptığımız hizmetler ve yapıp geliştirdiğimiz her şey var. Yani ucu her şekilde çocuklara, gençlere, Z kuşağına dokunan işlerimiz var. İşte en ucuz ulaşımın bu kentte olması gibi. Kültür sanat ortamlarının erişilebilirliği gibi. Birçok konu var, sıralayabilirim. Ama esas olan şu, Z kuşağına fırsat tanımak. Karar mekanizmalarında onların varlığını hissettirmek. Bu da şeffaflık ve katılımcılık alanıyla mümkün. Bakın belediye olarak ilk defa İstanbul Büyükşehir Belediye'miz var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin konularındaki farkındalık. İlk defa bu kadar herkes İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin farkında. Kabul edelim yani. Daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin meclisinden haberdar mıydınız? Şimdi herkes biliyor. Kararlar orada alınıyormuş. Hangi kararlar nasıl tartışılıyormuş? Kim ne diyormuş? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hangi konusunda yönetim ne düşünüyor? Muhalefet. Her şey ulu orta. Niçin? Bizim tercihimizden dolayı. Yani şeffaflık tercihimizden dolayı. Ve burada aslında en fazla Z kuşağına hizmet ediyoruz. Onların ilgilerini çekiyoruz. Çünkü bilgi sahibi olsunlar. Ve yönetimin bir parçası olsunlar istiyoruz. Mesela katılımcı bütçe yönetiyoruz bu sene. Haziran ayından beri vatandaşımızın talepleri, öncelikleri üzerinden bütçeye onların istediği projeyi koyup bütçelendiriyoruz. Bu Türkiye'de ilk kez. Yani dünyada bu büyüklükte bir kent adına da hemen hemen ilk kez bunları yapıyoruz. Sizleri işin içine katmak çabası içerisindeyiz. Niçin biliyor musunuz? Sizinle beraber doğru kararları alacağımıza inanıyoruz da. Öncelikle merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Sayın Başkanım siz de hoş geldiniz. Sağ ol, ne güzel. Görmek çok güzel hatta. Sağ ol, teşekkürler. Şöyle ben birazcık bilimsel bir soru soracağım aslında. Biliyorsunuz Teknofest oldu Atatürk Havalimanı'nda. İstanbul Belediyesi'nin de herhalde bu konuda çalışmaları vardır. Şöyle gözlem evlerine ulaşım birazcık şey... Herkes gidemiyor gözlem evine, ulaşım zor yani oraya ulaşmak. Ve ben kendi üzerimden söyleyeyim, ben gözlem yapmayı çok seviyorum. Hatta ben Zerzaman Kalesi etkinliğine de katıldım, orada da bulundum. Uzayla ilgili olsun, bilimsel çalışmalar olsun. Yani İstanbul'un merkezine yakın öğrencilerin ulaşabileceği, güzel, herkesin kullanabileceği bir gözlem evi çalışması var mı acaba?
birazcık bilimsel çalışmalara alakalı. Bunu sıkı bir öneri olarak alalım. Ama şöyle bir şey de ilave etmek isterim. Değerli bir öneride bulundun. Bir kere yüksek teknoloji alanları üretmek ve bu anlamda özellikle bilimin, yüksek teknolojinin sadece gözlem yapmak değil, o işin bir parçası olması. Hatta ilginç bir şey oldu şimdi. Hatay'daydım hafta sonu ve bir evi ziyarete gittim. Lise birinci sınıfta okuyan bir kızımız bana dedi ki, ya fizik okuyacağım dedi. Ve hatta bu yaşta anne babası fizikle ilgili makaleler yazdığını, fiziğe çok ilgili olduğundan bahsetti. Ve ya mutlaka bizim bilim deneyi yapabileceği, bilimsel deneyler yapabileceğimiz, fikirlerimizi geliştirebileceğimiz merkezlere ihtiyacımız var dedi. Ve hatta biz bunu yolda da biraz konuştuk eşimle. Böyle bir alan nasıl kurulabilir? Bu işin nasıl bir parçası olabiliriz diye. Bakın burada akademik dünya çok önemli. Yani üniversiteler bu işin lokomotifi olmalı. Belediyeler değil. Belediyeler imkan sağlayabilir, mekan verebilir ya da bir alan oluşturabilir. Ama bu işin sürdürülebilirliğini sağlayıcı, hele hele sizin yaşlarınızda yani bilim insanı olmaya dönük attığınız adımların oluştuğu bu anlarda size çok ciddi merkezlerin varlığını üniversiteler sağlayabilir. Dediğim gibi biz imkan sağlayabiliriz, alan sağlayabiliriz. Bunu çalışmalıyız. Mesela burada bir arkada bir bilim müzemiz var. Çocuklara dönük bir deneyimleme var orada. Yani özellikle doğanın, enerjinin, temiz enerjinin, iklim değişikliği sürecine dikkat çeken bir merkezimiz var. Ama daha çok çocukların deneyimleme alanı. Bahsettiğin şey daha üst seviyede. Bunu bir sıkı bir öneri olarak alalım. Bildiğiniz üzere birçok üniversite öğrencisi var gelen ancak bir türlü ev bulamayan, yurt bulamayan, buna maddi durumu yetmeyen. Acaba bunlar için ne düşünüyorsunuz? Özellikle başka partilerin tutumlarını onlara karşı bu konular hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben bunu merak ediyordum. Şöyle, bir kere Melike kesinlikle bu sorun siyasi bir soru değil. Yani ne yazık ki sahadaki algısı buna dönüşüyor. O siyasi bir soru değil. Bu bir ihtiyaç ve ihtiyacın çözümü için bir şey istiyorsunuz. İhtiyaç var mı yok mu? Sonuçta var. Yani benim kurumumu artık binlerce insan arıyor ve yurt için çare istiyor. Demek ki bu sorun var. Bunu çözmemiz lazım. Bu sorun yok diyerek sorun çözülmez. Bakınız İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin devraldığımızda yurt yatak sayısı kocaman bir sıfırdı. Şimdi 1000 yatağa ulaşmak üzereyiz. 650 yatağımız oluştu. 1000 yatak olmak üzere yeni bir tesisimiz birkaç ay içerisinde devreye girecek. Ama bu sorunu gördüğümüzde inşası devam eden yurtlarımızı hızlandıracağımız gibi bir kısım yurt arayışımızı sonuçlandıracak olan hızlı hareket biçimini de yer kiralayarak ve bir takım uzun vadeli anlaşmalarla içini tefriş ederek yurt imkanını bu şehirde gençlerimize sunmak istiyoruz olabildiğince yüksek. Yani biz hemen hızlıca 5000 yatağa ulaşmak istiyoruz örneğin. Efendim derneklerin, vakıfların falan. Ya dernekler, vakıflar açabilir. Neticede yasada bunun yeri var. Özel kuruluşlar da açabilir. Bunda bir sorun yok. Ama sorun şurada. İstanbul Büyükşehir Belediyesi parasını harcıyor. Binasını veriyor. Parasını harcıyor. Binasını veriyor. Yemeğini veriyor. Diyor ki ben yapmayayım da bilmem ne vakfı yapsın. Yanlış. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yapsın kardeşim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kabiliyetleri yüksek, kapasitesi yüksek. Bir de düşünsenize, 5000 yataklı üniversite öğrencisi gencimiz var İstanbul olarak. Muazzam bir şey. 5000 kişi insan kaynağı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yurtlarında. Ben onlardan doya doya faydalanırım. Nasıl faydalanırım? Her birinin İstanbul gönüllüsü olmasını isterim. Sizlere sesleniyorum. Yurtlarımızda kalan ya da İstanbul'da gelip öğrencilik yaşamını geçiren bütün gençlerimizin İstanbul gönüllüsü olmasını istiyorum. Her alanda bizimle etkileşimde olsunlar. Afet gönüllüsü olsunlar, kültür sanat gönüllüsü olsunlar, spor aktiviteleri gönüllüsü olsunlar, başka başka alanlar.
bakın genç yetenek programlarımız var. Mutlaka takip edin. İlerleyen zamanlarda işinize yarayacak. Staj imkanları sağlıyoruz. Mutlaka takip edin. Ne istiyoruz biliyor musun? O gençlerin enerjisinden kurumumuz yararlansın. Aynı zamanda kurumumuzun da bilgi deneyiminden gençler faydalansın. Şimdi böyle bir ortamı, böyle bir yurt imkanıyla birleştirdiğinde müthiş bir fırsat. Efendim ben bunu istemiyorum. A vakfına verelim, B derneğine verelim. Hayır kardeşim. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak vatanını, milletini seven, evrensel duygulara ve evrensel değerlere saygı gösteren, birbirine saygı gösteren, birbirine hoşgörüyle bakan gençlerin bir arada olabildiği yurtları bu şehre kazandıracağız. Net. Nokta. Ve bundan keyif alacak herkes. Herkes keyif alacak. Yani ve o insanlar bu İstanbul'un güzelliği için, güzelleşmesi için, daha iyi yaşanabilir, daha güzel bir kent olabilmesi için ileride çok böyle özgüveni yüksek, işin içinde olan bireyler olmasını sağlayacağız. O bakımdan bu bir eksikliktir, bu ihmal edilmiştir, bu ihmali hızlıca düzeltmemiz lazım. Başkanım ben de bir şöyle bir ekleme yapayım. Ben benim öğrenci değilim, çocuğum da yok ama ben bu yurt ve kreş konusundaki hizmetlerin en önemli hizmetlerin başında geldiğini düşünüyorum. Çünkü özellikle kreşlerin özellikle çocuk istismarının önlenmesi konusunda çok önemli rol olduğunu düşünüyorum. Özellikle sosyoekonomik olarak dezavantajlı aileler açısından. Yurt konusu keza öyle. Takip etmişsinizdir size. Son günlerde bir barınamıyoruz hareketi var. Bazı genç arkadaşlarımızın başlattığı işte parklarda bir takım seslerini duyurmaya çalışan arkadaşlarımız var. Hiç onlarla belediyeden bir temas oldu mu? Tabii gezdiriyoruz ihtiyaçlarına dönük. En azından şimdilik geçici barınma konusunda takip ve tespit yapmaya çalışıyoruz. Hı hı. Ama ben daha çok kalıcı. Yurt konusuna odaklanmış durumdayım. İstanbul'da 1 milyonun üzerinde öğrencimiz var, üniversite öğrencisi. Ve hiçbir gencimizin sokakta, dışarıda kalmasına asla müsaade etmeyiz. Ve bu konuda çabalarımız en yoğun biçimde sürecek, hiç endişemiz olmaz. Bizim şöyle bir sorunumuz var. Bize yurtta kalabilmek için imkan verdiniz. Bunun için de çok teşekkür ediyorum. Fakat biz akşam vakti yurda geldiğimizde hani yurda girmeye korkuyoruz. Çünkü yurdun etrafı çok tenha. Hani bir İBB durağı olsa, yani YTT ya da minibüs durağı olsa hani daha rahat gidip gelebiliriz. Hangi daha yurt? Bir işlek olabilir. Avcılar Kız Yurdu 2. Tamam. Örnektepe'de öyleymiş. Evet. Ben arkadaşlarımla durum değerlendirmesi yapıyoruz. Hem ana arterlere daha olgun bir şekilde ulaşabilmenizi sağlayan, hem o bölgede sokak aydınlatmasından yürüyüş alanlarının kuvvetlenmesini sağlayan bir takım fiziksel değişimleri de hızlıca sağlayacağız. Sizin de bir röportajda çok sevdiğiniz ödüllü İBB logosunu değiştirdiğinizi söylüyorlar. Ben takip ettiğimde de sizin geldiğinizden zamandan yani süredir logoyu yeniletildiğini yani caminin tasarımsal olarak orantılandığını, tasarımsal hatalarının giderildiğini görüyorum. Bu tür asparagas haberlere bir şey demek ister misiniz? Bir manevi duygudan birine tokat atmak. Böyle bir alışkanlık gelişti. Yani işte ne yazık ki iki unsur bu ülkede siyasetin ana malzemesi. Birisi inanç, öbürüsü milli duygular. Evrensel bakışta ve ahlaklı bakışta, erdemli bakışta siyasete inanç ve milli duygular asla alet edilmez. Siyasetin işi başka. Yani şurada kim kimin inancını ölçebilir? Var mı öyle bir mekanizma? Kim kimin milli duygularını ölçebilir? Var mı öyle bir mekanizma? Ya da ölçmesine gerek var. Ya da böyle bir yarışa gerek var mı? Yok. En çok çalışan milletini en çok sevendir zaten. Tembellik yapan o zaman onun bir sorunu var demektir. Anlatabiliyor muyum? O bakımdan bu işlere girmeden bunlar hep yapılıyor. Neler neler söylenmedi ki? Neler neler yapılmadı ki? Çok çirkin işler bunlar. Hala da yapılmaya devam ediyor. Bir akıllanma da yok. Yani niye akıllanılmıyoruz diye söylüyorum. Bu hareketi yapanları vatandaş cezalandırıyor.
Sen diyor böyle yaptın, ben onun için sana oy vermeyeceğim. Daha dürüst, daha samimi davranana oy vereceğim diyor. Ama yine akıllanılmıyor. Yani böyle bir durum da söz konusu. Şimdi biz logo meselesinde tabii ki bazı kurumlarla ilgili daha güncel, daha çağdaş bir takım hamleler yapıyor olabiliriz. Ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çok güzel bir logosu vardır. Biz bundan keyif alıyoruz ve onu daha geliştirdik. Nasıl geliştirdik? Gerçekten mesleğin olduğunu söylediğin için söylüyorum. Demek ki çözmüşsün süreci. Gerçekten orantıları, ölçüleri, hani vardır ya kurumsal kimlik düzeni içerisinde her şeyi bellidir. Renk tonu, efendime söyleyeyim boyutları vesaire, hangi ölçüde, hangi ölçekte kullanılacağına dair birçok şey eksikti. Bunu yeniledik, kimliklendirdik. İsteyen istediği noktadan bizim kurumsal sitelerimizden kurumsal kimliğimize, logomuza ve nasıl kullanacağına erişebilir, ulaşabilir hale getirdik. O bakımdan bu manevi değerleri yarıştıran anlayışla inşallah mücadele etmek zorunda kalmayız. Gerçek işlerle uğraşırız. Gerçek iş ne? Yurt meselesi, eğitim sorunu, depremle ilgili konuların çözümü. İşte gerçek mesele bunlar. Onlar için bir kültür kart durumu var mı? Kültür kart. Evet, mesela kitap alışverişi, sinema girişi gibi. Evet, şimdi şöyle, gençlerimize tanıdığımız bazı fırsatlar var. Hatta şöyle söyleyeyim, zaten belli noktalarda, belli hususlarda öğrenci indirimlerimiz, gençlik indirimlerimiz de var. Yani sporla ilgili de var, birçok konuda var. Ama onun ötesinde daha yaratıcı fırsatlar yaratmanın da peşindeyiz. Örneğin işte sevgili Kaan hafta sonu tabii o biletleri yok satıyor, ayrı bir şey ama ama bilet alıp da gelemeyenler oluyor mesela. Böyle evet, gençlik fırsatları süper yaratıyoruz. Mesela o anda 20 kişi gelememişse 20 tane genci biz oraya dahil ediyoruz ve içeri alıyoruz, evet, gibi. Böyle ilginç uygulamalarımız var ve buna bu fırsat eşitliğini yaratmak adına ücretsiz konserler, ücretsiz sahnelenen tiyatro oyunlarımız söz konusu ki bu alanda onlardan bir tanesi oldu ve olmaya devam edecek. Bu konuda göreceksiniz İstanbul'un Türkiye'de ve hatta dünyada gençlere en çok fırsat tanıyan, ücretsiz, onları içine katan bir kültür, sanat ve spor yaşamı olduğunu size çok yakın zamanda hissettireceğiz, içinde olacaksınız. O çok güzel bir uygulama. Son dakikada evet, gelemeyen bir kültür sanat etkinliğine gelemeyenlerin yerine koltuğunu gençlerin alıyor. O çok çok güzel bir uygulama. Bir şey daha, az önce bahsettiğim İstanbul gönüllüsü olmanızı niye arzu ediyoruz? Gönüllü fırsatları, gönüllü aktiviteleriniz arttıkça size puanlar ve hediyeler vereceğiz. İşin içinde olmanız dahilinde böyle de bir fırsatınız olacak. Burada arkadaşlarım çalışıyor. Tamam. Özellikle yurtlarımızda kalanlara böyle bir imkan sağlayacağız. Hoş geldiniz tekrardan. Böyle güzel bir uygulamayı bize sunduğunuz için size çok teşekkür ediyorum. Benim sorum biraz daha nüfus özellikli bir soru olacak. Dediğiniz gibi aslında İstanbul Türkiye'nin lokomotifi dediğimiz bir şehir halinde. Bu tabii ki birçok faydası var ama bununla birlikte birçok zararı da olabiliyor. Mesela sürekli aktiflik ve sürekli işlevsel olmak bir süre sonra insanları, hatta sizleri bile yoruyor hale gelebilir. Özellikle nüfusla alakalı biliyorsunuz günden güne gerek mülteciler gerek şehir dışından iş için, iş aramak için geliyorlar. Ve bu bir süre sonra belki niteliksiz, aşırı kontrolsüz bir nüfus artışı oluyor. Bununla alakalı bir çalışmanız, bir projeniz var mı? Sevgili Eren, bir kere İstanbul'a gelmeyin, yasak. Bir zamanlar işte pasaport koyalım, vize koyalım bile konuşuldu. Böyle bir şey mümkün değil. Yani bir ülke içerisinde böyle bir alan üretmeniz ama bir şehirleşme kalitesi ve şehirleşme ile ilgili prensipleri varsa bir kentin zaten otomatikmen o şehrin bir yerleşim düzeni oluşur. Şimdi bakınız, İstanbul'a yeni gelen arkadaşlarımız var içinizde. Anadolu'nun ya da Trakya'nın muhtelif şehirlerinden bu şehre okumak için gelen arkadaşlarımız var. Ne yazık ki İstanbul'un birçok ilçesi, semti, mahallesi Anadolu'nun birçok şehrinden daha az düşük gelire sahip ve fırsatları noktasında çok sıkıntılılar. O bakımdan böyle bir İstanbul olamaz. İstanbul dünyanın en önemli kentlerinden birisi ve zenginliği, refah düzeyi,
açısından da Türkiye'nin en iyisi olmak durumunda. Evet, çok gelir durumu, çok çok iyi bir nüfus var ama çok azınlık. Böyle bir şey olmaz. Bir gelir eşitliği, fırsat eşitliği sağlanmış bir kent olabilmemiz lazım. Yani az önce bahsettiğim gibi kentsel dönüşümde hormonlaşmış bir yapılaşma sistemiyle davetkar değilseniz ya da bir Kanal İstanbul diye bir safsata ile 2 milyona yakın nüfusu İstanbul'a yerleştirme hayalini beslemiyorsanız İstanbul düzeliyor anlamına gelir. Yavaş yavaş bir rayına giriyor anlamına gelir. Biz kentin prensiplerini, kentin geleceğini tartışmaya başladığımız bir mekanizma kurduk. Bir sistem kurduk. Okuduğunuz bölümler dahilinde ki orada da bir gençlik atölyemiz şu anda mevcutta kuruluyor. Sizi oraya davet ediyorum. İstanbul Planlama Ajansı, İPA. İstanbul Planlama Ajansı'na mutlaka ilgi duyun sevgili arkadaşlarım. Ve İstanbul Planlama Ajansı aslında sizin gelecekte nasıl bir İstanbul'la karşılaşacağınıza çalışan bir sistem, bir platform. Bu platformun içerisine katkı da sunabilir, eleştirebilir, önerebilir bir pozisyona dönüştüreceğiz orayı. İPA Florya'da çok önemli bir kampüsü var. İnşallah sizleri bir defa da orada misafir ederiz. Özellikle yine yurtlarımızda kalan gençlerimizin oradaki mekanizma ile çok sıkı diyalogda olmasını, kendi eğitim gördükleri alanda da katkı sunacağını düşündüğüm için hem de biz onlardan İPA vasıtasıyla şehrin geleceğine dönük fikirlerini alabileceğimiz için öneriyorum. Ne avantajı var buranın? İşte bahsettiğimiz gibi öngörüsüz bir şehir değil, öngörülebilen bir şehir. Yaşam kalitesini planlayabildiğiniz bir şehir. Yani hangi konularda uzmanlaşacağınızı konuşabildiğiniz bir şehir. Hizmet sektörü mü, teknoloji sektörü mü, ticaret merkezi mi? Yani her ülkede bu tarz şehirlerin bir rotası vardır. Ne yazık ki İstanbul'un rotası çok çok fazla yönlü ve bu İstanbul'a zarar veriyor. Bu bakımdan İPA'nın, İstanbul Planlama Ajansı'nın İstanbul'a çok büyük katkılar sunacağını, katkılar sağlayacağını söyleyebilirim. İyi akşamlar diliyorum öncelikle. Biz çoğumuz biz farklı şehirlerden geliyoruz. İstanbul'un eğitim, kültürel ve sosyal fırsatlarından yararlanabilmek için. Ama üniversitelerin kapanabilme gibi bir durumu var. Yani korona artmaya başladıkça ilk tercih olarak okullar oluyor. Ve ben İstanbul'a gelmek istememin en büyük sebebi de bu imkanlardan yararlanabilmem. Çünkü memleketime döndüğüm zaman bunlardan yararlanamayacağım. Hatta bu yüzden İBB yurtlarında kalmaya devam. Ses gitti. İBB yurtlarında kalmaya devam edebilir miyim diye soracağım. Yok, gibi anladım. İstanbul yurtlarını tercih etmen gibi anladım galiba. Yok. Pardon. Yok. Pardon, ben lütfen. Yanıldım. Yani bu konuda yorumlarınızı... Maske arkasından ağız okurum. bu konuda yorumlarınızı ve çözüm önerilerinizi merak ediyorum. İstanbul yurtlarında devam edebilme. İBB'nin yurtlarında. Ya tamam, İBB'nin yurtlarında devam edebilmenin koşullarından bahsediyoruz. Evet, koronadan okullar kapanırsa... kapanırsa kalmaya devam edebilir yurtta miyim? Yurtta kalabilir miyim? Tamam. Şimdi, tamam. Bu tabii şöyle, bunu konuşmak ve düşünmek lazım aileler açısından. Sizlerle konuşuruz bunu. Çat diye karar vermeyiz, pat diye karar vermeyiz. Ama yurtlar açık kalmalı mı, kapanmalı mı? Bazen Sağlık Bakanlığı öyle bir karar alıyor ki isteseniz de açamıyorsunuz. Örnek veriyoruz. Ya da size kal diyemiyoruz gibi. Ama pandemi toplantıları oldu İstanbul'da. Son toplantıda net olarak şunu söyledim. Fikrimi beyan ettim orada. Eğitimden asla taviz veremezsiniz. Şimdi hem eğitim burada ilk darbeyi yiyor böyle durumlarda. Bir de kültür sanat darbe yiyor. Hemen tiyatrolar kapatılıyor, konser alanları kapatılıyor ve sanatçılar çok zor durumlardan geçtiler vesaire. Şimdi bununla bağlantılı şunu soracağım. Benim gençliğimde yani daha gençliğimde bizim için Taksim çok önemli bir yerdi. Yani gidip tiyatrolara, sinemalara gittiğimiz, alışverişe gittiğimiz, gençliğimizi doya doya yaşadığımız bir yerdi. Ben şimdi aslında Taksim'in şimdiki haliyle ilgili sizin yapmak istediklerinizi biliyorum. Meydan projesinin engellendiğini biliyorum. Ama ona rağmen Beyoğlu'nda bir şeyler yapmaya çalıştığınızı biliyorum. Hatta en son ağaçlı banklar yerleştirildi İstiklal Caddesi'ne. Beyoğlu tekrardan genç arkadaşlarımızın rahatça gezebileceği, gece gezip tozabileceği, bir tiyatrodan öbür tiyatroya gideceği, bir kafeden öbür bara girip çıkacağı, cıvıl cıvıl eski Beyoğlu olacak mı? Bu konuda biz umutlanmak istiyoruz. Evet, yani burada önemli olan yerel politikaların buna destek olmasını sağlaması.
Biz Büyükşehir Belediyesi olarak özellikle sanatsal, kültürel alanlarla işbirliği içinde olmaya büyük gayret sarf ediyoruz. En son yine hani tabii tam Beyoğlu değil belki ama Tarlabaşı'nın biraz alt kısmında Refik Anadolu'nun bir sergisini Amerika'dan buraya getirttik ve çok büyük ilgi gördü. Refik Anadolu'la da sözleştik. Yani çağdaş sanatın çok önemli bireylerinden bir tanesi. Bu ve buna benzer kültürel sanatsal alanlar, tiyatro, müzik gibi müzik yapılan alanların desteklenmesiyle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak kaliteli bir mekana dönüşmesi adına, fiziksel olarak da güçlenmesi adına çalışmalarımız sürüyor. Gerçekten sadece Beyoğlu ve çevresi için değil. Mesela Tarihi Yarımada bunlardan bir tanesi. Haliç kıyıları bunlardan bir başkası. Sergilerimiz, müze alanlarımız ve bütün bu noktaların gelişiminde mesela Haliç'e çok özel bir önem veriyoruz. Haliç muazzam bir yer. Aynı şekilde Boğaz kıyısında da bazı fırsat alanlarımız söz konusu. Yani bir nevi İstanbul'un cazibe alanlarını oldukça yükseltmek istiyoruz. Peki. Merhaba başkanım. Merhaba. Öncelikle bize değer verdiniz ve bunu hissettirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Hakkınız zaten. Benim sorum şu şekilde. Ben mühendislik öğrencisiyim. Şimdi mühendislerin en büyük sorunlarından birisi de bilgisayar almak ve fiyatları çok yüksek. Belediyenin de tablet dağıttığını biliyorum yardıma muhtaç insanlara. Bu şekilde bir proje yürütmeyi düşünüyor musunuz? Öğrencilere bilgisayar vermek gibi. Şimdi şöyle dönem tabii ihtiyaçlara cevap vermeye çalışıyoruz. Tümden gençlere yetme şansımız yok. 40 bin tablet dağıttık. Niçin? Çünkü öğrencilerin özellikle internet ortamından ders aldıkları ortamda 40 bin tableti bizzat kendi imkanlarımızla satın aldık ve dağıttık. Nasıl dağıttık? Kimse gördü mü görmedi. Nasıl oldu bu? Gerçekten çok ihtiyaç duyan aileleri tespit ettik ve onların sistemli bir şekilde uzmanların tariflediği bir biçimde dağıtımlar yaptık. Tek bir tablet verirken bir arkadaşımızı gördünüz mü? 40 bin adetten bahsediyorum, görmediniz. Bu anlamda yarın öbür gün gençlerin bu ihtiyaçlarına dönüp ne geliştirebiliriz? Hangi ihtiyaçlar var? Yine gözlemleriz ve mutlaka yanınızda olmaya gayret sarf edelim. Hepimiz çok memnunuz. Ne güzel. Okulların kapanması bir durum tamam belki şu an söz konusu değil ama tamamen de açılmadı. Bazıları hibrit devam ediyor biliyorsunuz. Hani haftada 2 gün okullarına gidiyorlarsa 3 gün yurttalar ve online ders saatleri çok fazla. İnternet imkanı sağlandı yurtlara. Hani herkese şifre verildi. Günde 1 GB hakkımız olduğu söylendi. Ama bazıları bu durumda problem yaşıyor. Yani 40 dakikadan günde 4 dersi varsa zaten fazlasıyla aşıyor 1 GB'ı. Bunu arttırmaya yönelik bir şey. Sağlarız. Hiçbir eksiklik yaratmayız. Baktım hemen diğer soruları da alalım. Tabii. Sağlarız. Şey, bu sorularınızı oradaki yöneticilerinizle verin. Bu anlamda hiçbir teknik eksiğiniz kalmaz. Hiç endişeniz olmaz. Buyurun. Şimdi benimki biraz gerçekçi bir soru değil ama. Allah. Elinizde bir sihirli değnek olsa. Türkiye'de sorun gördüğünüz bir şeyi değiştirmek isteseniz neyi değiştirirdiniz? Güzellik yarışması sorusu gibi oldu biraz. Hayır, zor bir soru çünkü Zeynep keşke sihirli değnekle tek bir şeyi değiştirmek zorunda olsak zaten onu hemen hallederiz. Sihirli değnekle bu ülkede ne yazık ki şöyle 7, 8, 10, 12, 13, 14 tane değiştirmemiz gereken husus var. Çok acil. Adalet, eşitlik, ekonomi, istihdam, gelir adaletsizliği, eğitim, yani üniversite, üniversitelerin kaliteli olması, düşünce özgürlüğü vesaire vesaire. Neyse ama çok şey var. Fakat size şunu söyleyeyim. Çok önemlidir. Çok önemlidir. Bu ülkede adalet sorununu çözdüğümüzde altına her şey giriyor. Onun için ilk önce adaletle ilgili sorunların çözümüne o sihirli değneği kullanırdım. Ama sihirli değneğe ihtiyacınız yok. Gençler oy kullanacak ve doğru karar verecek. KYK'ya başvurmuştum, çıkmadı. Avcılardaki İBB kızıyordu. Birde kalıyorum. Biz 25 tane arkadaşımla geldik. Harika. Konuşuyorduk sürekli geldiğimizden beri. Size teşekkürlerimi iletmek istiyorum kendi adıma ve arkadaşlarım adına. İmkanlardan dolayı özellikle yemekhanesi, yatak
yataklarımız, yani etkinlik alanı vesaire. Gerçekten çok teşekkür ederiz yani bize bu imkanları sunduğunuz harika, için. Harika, harika. Teşekkürler. Çok mutlu oldum. Zor soru sormadı ama ben buradan soru çıkarımı yapayım. Avcılarda kalan gençlerimize şöyle bir şey söyleyeyim. Yeni gelen gençlerimize. Mesela Avcılar çok güzel. Sahili daha da güzelleşecek bu sene. Bir. İkincisi, ayıptır söylemesi. 5 yıl görev yaptığım Beylikdüzü'ne mutlaka gidin. Yakın. Çok güzel bir yaşam vadisi var. Mutlaka gezin. Orada Atatürk Kültür Merkezimiz var. Yine Büyükçekmece sahilini yapıyoruz. Önümüzdeki sene, daha doğrusu baharda bitmiş olacak. İstanbul'un en güzel sahillerinden birisi olacak. Şunu demek istiyorum. Nerede kalırsanız kalın, İstanbul'u keşfedin sevgili gençler. İstanbul'u keşfedin. İmkanlarınız uygun buna. Özellikle ulaşım kartınız buna uygun. Mutlaka keşfedin. Başkanım, benim bir konuda 2 sorum olacak. Müsaade ederseniz. Merhaba. Ondan sonra da... nerede? Merhaba. Bir çocuk mu? Ama evet. Benden önce tabii ki sorabilirsin. Mikrofonu eline aldı. İsim? Merhaba, ben Emin Kara. 10 yaşındayım. Merhabalar sayın başkanım. Merhaba bir tanem. Merhaba. Sorunu istiyorum. Var mı soracağım bir soru? Ben şöyle bir soru istiyorum. Burada şenlik olmasını istiyorum. Buradaki eğlencelerden çok zevk alıyorum. Burada böyle havuz olmasını, yeşillendirmesini. Bence en güzel şey bu. Adını anlayamadım. Merhaba, ben Emir. Emir'cim. Harikasın ya. Havuz istiyorsun. Bakın ne dedim. Çocukların fikirlerinden inanılmaz faydalandım demiştim hatırlarsanız. Aynen Emir'in az önce söylediği gibi. Gerçekten ihtiyaçları çok iyi tarifliyorlar. Cesurca ifade ediyorlar. Biz de bunu uyguladık mı zaten... Toplum mutlu oluyor. Onun için çocukların fikrine bayılıyorum. Şimdi siz hep insan haklarına ve bütün yaşam tarzlarına saygılı bir insansınız zaten. Bu konuda da her konuda her zaman vurgu yapıyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde bir konu gündeme geldi. Bir festivalde bir alkol satışı, alkollü bir içki satışı olup olmadığı ile ilgili kıyametler koptu. Sanki korkunç bir şeymiş gibi. Ben buradan yola çıkarak bir şunu sormak istiyorum. Belli bir noktada, belli bir ileride ya da belli bir zamanda belli noktalardaki belturlarda alkollü içecek satışı olması korkunç bir şey midir? Olması mümkün olabilir mi? Her yaşam tarzına saygıdan yola çıkarak. Şimdi şöyle, yani içki satmak da bir mesele değil, satmamak da bir mesele değil. Evet. Yani şimdi bir kere hani şunu söyleyelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin alanın içerisinde bir firmanın etkinliğinde... Kendi etkinliğinde içki ikramı yapıldı. Bu ilk değil ki. Hı hı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sahibi olduğu oteller var. Orada içki satılıyor. Doğru. Yani bu yani ne demek yani efendim o falan filan hani böyle hani. Bence satılmalı yani. Bu arada zaten. Efendim bakınız bu çok açık ve serbest bir alan. Herkes fikrini beyan edebilir. Şimdi şöyle şu anki mevcut belturlarımız kendi menüsü makul yeme içme biçimi içerisinde belki alkol uygun değil ama yarın çok turistik bir alan üretirsiniz. Çok özel alanlar üretirsiniz. Bu alanlarda bu mümkün olabilir mi? Olabilir. Bunlar tartışılabilir şeyler. Ama neden turist yani, mi içecek? Biz hayır hayır. Turistik derken özel alanlar demek istedim. Yani illa turist değil. Yanlış ifade ettim tabii. Estağfurullah. Ama şu anki bir kafeterya biçiminde belki içki oraya uygun değil. Başka bir yerde, başka bir alanda, başka bir özel doğru. Noktada daha uygun bir şey üretilebilir. Ama bu mesele değil. Evet. Ne yazık işte az önce anlattığım şey. Yani bir şeyler üzerinden iş aramak. Evet. Bak şöyle baktı. Efendim şöyle yürüdü. Evet. Düşünsene yani şöyle yürüdü diye soruşturma açıldı hakkımızda. Evet, yani böyle basit işlerin peşinde koşacak bir ülke asla olamayız. Evet. Yani bu işleri unutmalıyız. Gerçek sorunlarla uğraşmalı ve o sorunlara çözüm bulmalıyız. Evet. Ben işime bakıyorum. Ben işimi yapıyorum açık söyleyeyim yani. Kimseyle ilgili benim ağzımdan böyle bir cümle duydunuz mu? Lütfen araştırın. Duyarsanız da bana bütün desteği olan herkes desteğini çeksin. Ben kimseyle ilgili böyle ön yargılı kavramlar üzerinden ne yorum yaptım ne de yaparım. Hı hı. Böyle bir şey yok. Ama ben sizin yurt sorunuzla ilgilenirim. Ben sizin yetmeyen internet imkanınızla ilgilenirim. Sizin sokağınızda daha rahat yürümenizi sağlayıcı imkanları sağlarım. Bu benim sorumluluğum. Hı hı. Efendim o içti mi içmedi mi? Nasıl oturdu? Nasıl kalktı? Ne giyindi?
Ya memleket bunlardan çok çekti. Yeter artık. Evet. Herkes işine baksın. Bu konuda sizin ne düşündüğünüzü biliyorum. Herkesin yaşam tarzına saygılısınız. Fakat yeni jenerasyon, özellikle genç arkadaşlarımız bazı konularda beğendikleri ve takip ettikleri siyasi liderlerden daha çok ses duymak bu konuda. Daha çok daha net ses duymak istiyorlar. Mesela işte Haziran ayında Onur Günü yürüyüşü oluyor. Daha önceden valilik izin vermişti buna bir kere. Artık izin vermiyor valilik ama orada yürümek için toplanan arkadaşlarımız oluyor ve polis şiddetine maruz kalabiliyorlar. İşte biber gazına maruz kalabiliyorlar. Geçtiğimiz sene böyle bir şey yaşadık. O arkadaşlarımızla ilgili mesela siz Onur yürüyüşünün yapıldığı günde veya Onur gününde onlara destek mesajı paylaşır mısınız? Ya da onlarla ilgili daha net böyle mesela bir tweet atar mısınız Onur gününde? Mesela Tunceli Belediyesi işte Kadınlar Günü'nde ve Onur gününde kadın çalışanlara ve LGBT bireylere izin veriyor. Siz mesela Onur gününde LGBT bireylerin tamamını kucaklıyoruz diye bir mesaj net bir şekilde yayınlar mısınız? Şimdi bakın ben birçok konuda buna LGBT'li vatandaşımız hakkında da sözlerimi söyledim. Daha önce Kadınlar Günü'nde hatta bir annenin ifadesi üzerine cevaplarımı verdim. Burada da veririm. Çünkü ben olaya şöyle bakarım. İnsan hakları, insanların kendi öz düşünceleri, kararları. Yani zaten evrensel hukuk bize bunu işaret eder. Aslında aynı hukuk bizim hukukumuzda var, yazılı yani. Bunu uygulayıp uygulamama sorunu. Dolayısıyla LGBT vatandaşların orada yürüyüş hakkı vardır. Bunu talep ederler. Verilmesi gerekir, verilmiyor. Yani mercisi ben değilim. Ama şiddet gördükleri zaman? Şiddet gördükleri zaman şimdiden kınıyorum. O gün de kınarım. Yani hiçbir şiddeti zaten kabul etmeyiz. Ya sadece LGBT'li vatandaşlarımıza değil, bir öğrenciye de şiddeti kabul etmeyiz. Kadınlara. Bir başkasına da yani hiçbir kimseye düşüncesinden dolayı ya da yaşam biçiminden dolayı hiç ama hiç. LGBT'li vatandaşlarımızın da kavramı buna dahil oluyor zaten. Doğru. Yani o bakımdan ben birçok konuyu özneleştirmekten ziyade genel kavramla baktığımızda daha kolay çözüm bulacağımızı düşünüyorum. Özne haline getirdiğinizde bu sefer sanki oraya böyle tepki alan haline getirip başka bir şey unutuyoruz. Halbuki toplumun değer yargılarını çiğneyen çok farklı unsurlar var bu ülkede, hiç gündeme gelmiyor. Halbuki o bir kişinin özel yaşamıyla ilgili bir tercih. Bu tercihin üzerinde tepinirken memleketin birçok konusunu çiğneyen farklı gruplar, kurumlar, kişiler o tür aktiviteleri bu ülke ıskalıyor mesela. Bu bakımdan ben bu sorulara veya konulara o şiddete dönük bir takım düşüncelerimi net olarak insan hakları üzerinden tanımlarım. İnsanların az önce söylediğiniz gibi düşünce özgürlüklerine, yaşamsal özgürlüklerine dönük kavramlar üzerinden tanımlarım ve kesinlikle hiç kimsenin haksızlığa uğramasına tahammül etmem. Ekrem Bey'e benim de bir sorum olacak. Merhaba, sizi çok seviyoruz. Sağ olun. Sevgiyle takip ediyoruz Twitter'dan. Benim hayatımda gördüğüm en cool başkansınız. Burası çok güzel olmuş. Öncelikle emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Bu gibi kültür ve sanat etkinlik performans alanlarının artmasını bekliyor muyuz ileriki yıllarda? Tabii sorun ki. Bu. Yani kesinlikle olmalı. Bakın size şunu ifade edeyim. 5 yıl bir ilçede belediye başkanlığı yaptık. Ve bu 5 yılda kültür sanat etkinliklerime verdiğimiz özenden ötürü bir toplumun nasıl kaynaştığını, nasıl birbiriyle buluşmaktan keyif aldığını, aralarındaki duvarların nasıl yıkılıp bertaraf edildiğini ve kucaklaştıklarını çok net yaşamış bir yöneticiyim. 5 yıl derken 2014, hatta geçenlerde 8. Barış Sevgi buluşmalarını ziyaret ettim. 7. Beylikdüzü Klasik Müzik Günlerini ziyaret ettim. Şimdi caz günleri başladı. Yine baktım 5. dönemi Gençlik Senfoni Orkestrası'nın 5. dönem üyeleri sınavı başladı. Onun çalışması yürütülüyor. Halk oyunları ekipleri vesaire vesaire. Bir geçenlerde sordum ne kadar yapmışız? 100'ün üzerinde konsere imza atmışız. Bir o kadar gösterilere, ondan 2-3 kat daha fazla
tiyatro vesairelere imza atmışız. Son yapılacak sahneyle hiç sahnesi yokken 4 sahnesi olmuş bir ilçeye dönüşmüş vesaire vesaire. Dolayısıyla kültür sanat yaşamı bir toplumu dinamik tutar, yaratıcılığını öne çıkartır, gençlere özellikle fırsat sağlar ve dayanışmayla daha güzel günlere doğru yürür deyip İşi artık Evrencan'ın notalarına ve müziğine bırakalım. Son soruyu da Evrencan'ın sorusunda cevaplamış oldu. Bütün arkadaşlarımıza soruları için çok teşekkür ediyoruz. Başkanımıza bu samimiyetle bütün sorulara cevap verdiği için çok teşekkür ediyoruz. Umarım keyifli bir oturum gerçekleşmiştir. Ben geleceğim birazdan. 15 dakika. Videoyu izledikten sonra Siyasetin Sesi adlı kanalımızı beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.